Herkese merhaba. Bugün şahane bir örnekle geldim. İki ayrı iple aynı modeli yapıp sizinle göstermek istedim. Ve zaten beraber de şimdi yapacağız, anlatacağım. Şöyle, gerçekten dediğim gibi şahane bir örnek. Şöyle detaylı. Bunu bebek yünüyle yaptım. Nako, Baby Lux Minnoş'ta ördüm. Yani kesinlikle ideal bir atkı örneği. Çok da şık. Bunu da Alize'nin Burcun Batik ipiyle ördüm. Aynı sayılar aynı aslında ama iplerin farklılığından dolayı boyutları da tabii ki haliyle farklı oldu. Bunu şimdi hem beraber yapacağız hem de anlatacağım naçizane. Şöyle son bir kez bakalım ve artık başlayalım. Bunları kaldıralım. Şimdi 5 numara tığım var. 38 adet şöyle zincir çektim. Tam 38. Şimdi tutuyorum bunu. 1, 2, 3, 4 tane daha çektim. Tığımın başını 2 kere dolayıp hemen o tuttuğum 32, 38. zincirin içine batıp 3 defa da çektim. Aynı işlemi 5 kere tekrarlayacağım. 2, 3, 4 ve 5. Aynı yuvanın içine 5 defa 3'er trabzan yaptım. Tığımın başını 2 kere doladım. Aynı tam tığımın başını 2 kere dolayıp hemen yanındaki yuvaya bir tane trabzan yapıyorum üçlü. Tekrar 2 kere doladım. Hemen yanındaki değil, bir atlayıp ikinciye. Aynı şekilde üçlü trabzanımı yaptım. Devam ediyorum. Bu değil. Hemen yanındaki bir atlayıp ikinciye. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Bu değil. Hemen yanındaki. Bu işlemi de 8 kez tekrarlayacağım. Beş oldu. Bu değil, hemen yanındaki. Altı oldu. Bir atlayıp ikinciye. Ve son kez üçlü trabzanımı yaptım. Evet, şöyle göstereyim. Hemen devam ediyorum. Yine tığımın başını 2 kere doladım. Hemen yanındaki yuvaya. Başlarken, modele başlarken aynı yuvanın içerisine 5 tane üçlü trabzan yapmıştım. Şimdi bunu orta merkezde de tekrarlıyorum. Aynı yuvaya 3, 4 ve 5. Devam ediyorum. Tığımın başını doladım. Hemen yanındaki yuvaya da yine aynı şekilde 5 defa üçlü trabzan yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Yan yana iki yuvanın içerisine 5'er adet şu şekilde üçlü trabzan yaptım. Devam ediyorum. Tığımın başını doladım 2 kez. Hemen yanındaki yuvaya. Bir tane üçlü trabzan yaptım. Şöyle. Tekrar devam ediyorum. Hemen sıradaki yuva değil, ikinci. Hemen sıradaki yuva değil, bir yanı. Yine aynı şekilde 8 kez bu işlemi tekrarlıyorum. Bu değil, hemen yanındaki. Devam ediyorum. Ve son. Bu değil, hemen yanındaki. Şimdi sayacağız yine de.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi bir tane yuva kaldı şurada. Zincirimiz, son zincirimiz kaldı. Hemen tığımın başını iki kere doluyorum. Modele başlarken ilk yuvada 5 defa üçlü trabzan yapmıştık. Şimdi yine onu tekrarlıyoruz burada da. 2, 3, 4 ve 5. Böylelikle ilk sıramızı da tamamlamış olduk. Şu şekilde, görüntüsü bu şekilde ilk sıramız. Şimdi hemen devam edelim. 2 zincir çektim. Döndüm. Şu karşı gelen trabzan değil, hemen yanındaki trabzanı şu şekilde üstten alıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Yanındakini de aynı şekilde. Hemen yanındakini de. Bu şekilde her bir trabzanı üstten alarak şöyle sıra sonuna kadar aynı işlemi tek tek gerçekleştireceğim. Trabzanı şu şekilde üstten alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Başım dolamadan her bir trabzanı gördüğünüz gibi tek tek alıyorum ve üstten alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bu işlemi sıra sonuna kadar devam ettireceğim. Evet, şu şekilde üstten alarak trabzanlarını sırayı bitirmeye çalışıyorum. Ve son trabzanlardayım. Şuradaki yaptığım trabzan, onu da aldım ve bu da zincir çektiğim trabzan. Onu da şu şekilde sık iğnemi arkadan da bu şekilde yürüttüm. Hemen 4 adet zincir çekiyorum. 4 adet zincir çektim ve döndüm. Şöyle önden de göstermek istiyorum. Tekrar başına 2 kere doluyorum tığımın. Hemen dibindeki yuvaya, zincir çektiğimin dibindeki yuvaya aynı şekilde 5 adet üçlü trabzan yapıyorum. Üç, dört ve beş. Şimdi tığımın başını iki kere doladım. Hemen dibindeki şu sık iğneye. Aynı şekilde ilk zincirle yaptığımız işlem devam ediyor. Tekrar. Bu değil, hemen ikincisi. Üçlü trabzan yapmaya devam ediyorum. Bu değil, hemen yanındaki. Hemen ikinciye yine üçlü trabzanımı yapmaya devam ediyorum. İlk sıra gibi. Çok basit bir örnek. Yine aynı şekilde 8 adet 1, 2, 3, 4, 5 6 7 ve son trabzanımı da yaptım. Şimdi merkeze geldik, görmüş olduğunuz gibi. Aynı. Tığımın başını 2 kere doladım. Hemen yanındaki sıradaki yuvaya üçlü trabzanımı yaptım. Ve bunu 5 kez tekrarlayacağım. Aynı yuvaya. 2 3 4 ve 5. Hemen bu
sırada da olmuş olduğu gibi hemen yanındaki yuvaya bu işlemi bir kez daha tekrarlıyorum. Hemen yanındaki yuvanın içini 5 defa 3'lü trabzanla dolduruyorum. Ve 5. Hemen yanındaki yuvaya bir tane trabzanımı yaptım. Devam ediyorum. Bu değil, hemen yanındakine 3'lü trabzan yapıyorum. Bu değil, hemen yanındakine 2. Bu işlemi de 8 defa tekrarlayacağız. Zaten artık örneği açıkçası kurduk. Bu şekilde hiçbir zorluğu yok. Çok keyifli. Yapması, ortaya çıkan sonu çok güzel. Tam bir atkı örneği. Yani ben çok beğendim. Yapması da, anlatması da çok zevkli. Ve son trabzanımı da yaptım. Ve şurada son bir yuvam var. Görüyorsunuz. Oraya aynı şekilde sıra sonunda uyguladığım 5 adet 3'lü trabzanımı da yapıyorum. Ve 5. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi arkada sık iğne yapmadığımızda bu şekilde görünüyor. Arkadan sık iğneyi yaptığımızda hemen toparlanıyor. Tekrardan söküldü. Evet. Son yuvaya da 5 adet 1, 2, 3, 4 5 adet 3'lü trabzanımı yaptım. 2 adet zincir çekiyorum. Döndüm. Hemen bu trabzan değil, yanındaki. Ona sık iğne yapıyorum. Hepsini üstten alarak tek tek sık iğnelerimi yapıyorum. Ve sıra sonuna kadar da bu böyle devam edecek. Evet, son iki şöyle üstten alarak sık iğnelerimi yapıyorum. Bu da 4 adet zincir çektiğim yer. Hemen orayı da sık iğne yapıyorum. Yine 4 adet zincir çekip döndüm. Şöyle size örneği göstermek istiyorum. Gayet güzel. Gerçekten çok keyifli. Bu şekilde sık iğneleri yapmadığımızda fark ettiğiniz gibi açılıyor. Ama arkadan sık iğne ile bu şekilde toplanıp şahane bir görüntüsü oluyor. Şimdi bu hani başka anlatılacak bir tarafı yok. Yine aynı şekilde birinci ve ikinci sıra gibi örneğimizi yapıp istediğiniz boyuta kadar büyütebilirsiniz. Şöyle göstereyim ben. Bunu devam ettirip şu şekilde böyle kendinden renk çıkan iplerle de gayet şahane bir şekilde duruyor. Bunu istediğiniz boyda uzatabilirsiniz. Şöyle ben bir de bitişini göstermek istiyorum size. Şimdi geldik. Son 5 tane üçlü trabzanımızı yapmışız. Gördüğünüz gibi bir açıklık var. Şimdi bunu biz nasıl bitireceğiz? Arkadan sık iğne yapıp mı bitireceğiz? Hayır. Şu şekilde bitireceğiz. 1, 2, 2 adet zincir çektim. Hemen şu yandaki trabzana tersten yürüyorum yani. Arkadan sık iğne yapıyorduk. Şimdi hemen ortasından batıp şu şekilde tersten sık iğne yapıyorum. Bunu genelde penye iplerde yapıyorduk. Şimdi aynı işlemi burada uyguluyorum. Bitişi de bu şekilde yapabilirsiniz. Trabzanların ortasından batarak tek tek tam ortalarından batıyorum ve tersten sık iğne yapıyorum. Geri geri geliyorum yani.
şekilde. Şöyle göstereyim. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet, şöyle son 3 kaldı. Sıra sonundayım. Ve en son yuvaya da şöyle ortadan batarak bir zincir çekerek ipinizi kesebilir. Ve ördüğünüz atkı ya da fular her neyse bu şekilde bitirebilirsiniz. Bana sorarsanız bu şekilde bitirmeyip hani böyle de güzel oldu ama tıkalayıp da bırakabilirsiniz. Yine aynı şekilde şu sıra gibi. Ben çok sorun olacağını düşünmüyorum ama böyle de güzel oldu. Dediğim gibi istediğiniz boyda şöyle istediğiniz boyda bu örneği büyüterek atkınızı tamamlayabilirsiniz. Gayet güzel, şık bir örnek. Şimdiden hepinize kolay gelsin diyorum. Videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.